İyi akşamlar efendim. 10 Kasım özel yayınımızda sizlerle beraberiz. Evet, Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybedeli tam 81 yıl oldu. 1938'de, 10 Kasım 1938'de kaybettik. Bugün tarih 10 Kasım 2019, tam 81 yıl geçmiş. Evet, biz de bugün atamızı analım istedik. Atamızın önem verdiği bir mekanda, bir irfan yurdunda, bir irfan yuvasında anmak istedik. Ben öncelikle Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüz Metin Yalçın ve Sayın Valimiz Mustafa Tutulmaz'a bizlere verdikleri izin ve destekten dolayı teşekkür etmek istiyorum. Evet, irfan yuvası dedik. Neresi burası? 125 yıllık köklü bir çınarın olduğu bir mekan. Afyon Lisesi, nice cumhurbaşkanları, genelkurmay başkanları, devlet adamları, hatta en son dönemde bir bakanımız, eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun da mezun olduğu bir okul. Saymakla bitmez, bunun yanında pek çok sanatçı, bilim adamı yetiştirmiş bir okul. İkinci bölümde tabii bu okulun değerli öğretmen ve öğrencileri de aramızda olacak. Ama ilk bölümde okul müdürümüz, Afyon Lisesi Okul Müdürü Turgay Bingöl. Efendim, programa hoş geldiniz. Bizler de Afyon Lisesi'ne hoş bulduk diyelim efendim. Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle okulumuza. Biliyorsunuz Afyon Lisesi 125. yılını bu sene kutluyor. Eğitimde başarılarla dolu 125 yılı. Bu sene geride bırakıyoruz. Hepinize hoş geldiniz diyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Bir diğer konuğum ise Afyon Lisesi Müdür Yardımcısı, aynı zamanda tarih öğretmeni Ramazan Balkan. Efendim, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim, siz de hoş geldiniz. 125 yıl yaşayan bir okulda sizinle birlikte olmak güzel bir şey bizim için. Evet, benim için de ayrı bir mutluluk. Aynı zamanda bu sahne o zaman olmasa da, bu salon olmasa da biz de bu çatı altında eğitim gördük. Atamızın sayesinde, eğitime verdiği sayesinde diyelim efendim. Ben Sayın Okul Müdürümüzle devam etmek istiyorum, Turgay Bey'le. Efendim, bugün okulumuzda başarılı bir etkinlik vardı. Okulumuzun üstlendiği bir etkinlik vardı. Anma programı düzenlendi. Afyon Lisesi bu konuda görevlendirildi Sayın Valimiz tarafından, İl Milli Eğitim Müdürümüz tarafından. Ve çok da başarılı bir şekilde geçti. Bu konuda neler söylersin efendim? Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yıl dönümü nedeniyle anma programımızda valimizin bize verdiği görev neticesinde güzel bir program sunduk. Öğrencilerimiz bu programa gerçekten çok çalıştılar. Çünkü o günü gerçekten anlatmak istediler. O günü yaşamak istediler. Ve bu anma programını da tüm Afyon halkımıza bugün sunduk. Evet, çok da başarılıydı. Ben sizlerin nezdinde öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi kutlamak istiyorum. Az sonra bu sundukları bölümden İzleyicilerimize de tekrar gösterecekler, söyleyecekler. Kendilerini kutluyorum. Evet hocam, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette bir okul müdürsünüz. Tabii atamızla ilgili, devrimleriyle ilgili, bize bıraktığı mirasla ilgili neler söylersiniz efendim? Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Okulumuz 125 yaşında. Yani cumhuriyetten daha da yaşlı diyelim. Abdülhamit döneminde yapılmış bir bina burası, eğitim yuvası. 1894 kuruluş yılımız. Tabii Atatürk 1931 yılında Afyon'u ziyaretinde. Sizin için çok önemli bir tarih. Yani 2 Mart 1931. 2 Mart 1931'de Afyon ziyaretinde cezaevini ziyaret etmiş. Cezaevi de Afyon Lisesi'nin karşısındaymış o zamanlar. Ve okul müdürü Afyon Lisesi'ne nasıl Atatürk'ü getirebilirim diye planlar yapmış. Ve okul öğrencilerini cezaevinden Afyon Lisesi'ne kadar
bir koridor oluşturmuş okul öğrencilerinden. Ve Atatürk de o koridorun başında gelince bu yol nereye gidiyor demiş. Tabii oradaki hemen okul müdürü İrfan Yuvası'na Sayın Paşam deyince o zaman biz de gidelim İrfan Yuvası'na demiş ve böylece Atatürk Afyon Lisesi'ne gelmiş, Afyon Lisesi'ni ziyaret etmiş. Bu da bizim için bir onurdur. Böyle tarihi bir mekanda ve Atatürk'ün ziyaret ettiği bir okulda görev yapmak. Aynı zamanda kendim de Afyon Lisesi mezunuyum. Bununla da gurur duyuyorum. Kendi okulumda inşallah en iyi başarılara da imza atacağız. İyi de gidiyoruz çalışmalar olarak. İnşallah efendim. Tabii Atatürk'e layık, Cumhuriyet'e layık yeni nesilleri yetiştirmek sizlerin görevi diyelim. Evet, ben Sayın Öğretmenim, Müdür Yardımcım, Tarih Öğretmenim Ramazan Hocama dönmek istiyorum efendim. Evet, atamızın vefatına kadar geçen bir süreç var. Cumhuriyet'in ilanından 1938'e kadar geçen bir süreç var. Bu süreci kısa bir özet yapsak neler anlatırız efendim? Şimdi Türkiye Cumhuriyeti uzun bir savaş sürecinde inşa edilmiş bir devlettir. Hatta Fahrettin Altay var, Kurtuluş Savaşı anlatırken 10 yıl savaş ve sonrasıdır. Trablusgarp Savaşı'ndan başlarsa Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşı, arkasından Birinci Dünya Savaşı, arkasından Kurtuluş Savaşı. Yaklaşık 11-12 yıl süren bir savaş sürecinden sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruluyor. Bir tarafta Osmanlı Devleti yıkılırken öbür tarafta Türkiye Cumhuriyeti inan edilir. Tabi Cumhuriyeti kuran önder kadro Osmanlı Devleti'nin yıkılış şartlarından, yaşadığı koşullardan, son dönemki olaylardan bir takım dersler çıkarmışlar. Bu derslere göre Cumhuriyeti inşa etmişlerdir. Kurtuluş Savaşı'nın bitiminde hatta savaş devam ederken işte az önce Müdür Bey'in bahsettiği Maarif Kongresi falan toplanmış ki yeni devletin temeli genç bir nesil yetiştirmek, yeni idarelere sahip toplum yaratmaktır. İşte Lozan aşamasına itibaren işte saltanatın kaldırılması var, hilafetin kaldırılması var, akabinde Cumhuriyet'in ilan edilmesi var, işte başkenti değiştirmesi varken siyasal anlamda yeni bir devlet ne olmuş ortaya çıkmıştır. Arkasından hani klişe bir söz olacak ama toplumu orta çağdan ya da orta çağ zihniyeti çıkarıp yeni çağdaş modern bir aşamaya geçirmek için işte bir dizi inkılaplar yapılmıştır. İşte bu neyle? Kılık kıyafetle başlar, harf devrimi devam eder. Eğitim ve öğretim kurumları işte tevhid edisat kanalıyla birleştirmesi devam eder. Hani kısaca dediğiniz için hızlı geçiyorum. Birçok yenilikler yaparak yeni bir devlet ne yapılmış? Ortaya çıkılmıştır. Tabii sadece Atatürk'ün sözü var. Askeri zaferle hiç bitmiyor. İşin ekonomi boyutu da var. Cumhuriyetle beraber sanayi alanında da bir takım yatırımlar yapılıyor. İşte bizim Cumhuriyet'e tanıştığımız atılımlar var. İşte şeker fabrikası, kağıt fabrikasına kadar birçok şeyle Cumhuriyet'in yapılmış, başlanmış oluyor. Bunun dışında en önemlisi harf devrimi yapılıyor. Yeni üniversite, mesela İstanbul Üniversitesi'nin değiştirmesi var. Modern bir devlet, modern bir toplum yapımı yaratılmaya çalışılmıştır. İlk Cumhuriyet'in 10 yılı inşa sürecidir. Ondan sonraki süreçte artık bu kuruma oturtulması, yerleştirilmesi, toplum kabul ettirilmesi, yeni bir neslin yapımı yaratılmasıdır. Hatta Atatürk de Cumhuriyet'i kimde emanet etmiştir? Gençlere emanet etmiştir. Çünkü Atatürk ve kuşağı, ondan önce kuşak Osmanlı dönemi yetişmiştir. 1920'den sonra yeni bir cumhuriyet kuşağı yetişmiş. Devlet de bu cumhuriyet kuşağına emanet etmek istemiştir. Çağdaş, modern, dünyayı tanıyan, kendini yenilemiş, vatanın milletini seven yeni bir neslini yapıp kurmak, yaratmak istemiştir. Evet efendim, ben Atatürk'ün inkılaplarını biraz maddeler halinde konuşmak isterim efendim. Bu inkılapların kabul ettirilmesi, toplum tarafından karşılanması nasıl olmuştur efendim? Şimdi her inkılap, her yenilik mutlaka taraftar da yaratır, tepki duyan da yaratır. Evet. Yani bu süreci Cumhuriyet'te yaşamıştır. Mesela biz de başkent değiştirildi diyoruz. Şimdi başkent İstanbul'da olmasının, hani herkes anlayabileceği bir dilde, İstanbul'da yaşanan büyük katkısı vardır. Başkent Ankara'ya taşındıysa isterseniz ne yapacaktır bunlar? Tepki duyacaklardır. Ya da saltanatı kaldırıyorsunuz, saltanatın bir sürü kurumu var. O kurumda çalışanlar boşluğa düşeceklerdir. Bu gibi inkılaplarda isterseniz muhalif kesim buluşmuştur. Ama toplum ekseriyeti inkılapları benimsemiştir, kabul etmiştir. 1930'a itibaren yeni bir cumhuriyet kuşağı ne olmuş ortaya çıkmıştır. İnkılaplarda biz hani çocuklarımıza anlatırken hani daha basitleştirmek için işte siyasal anlamda inkılaplar diyoruz. Devletin siyasal yapısını değiştiren inkılaplar. İşte eğitim, kültür anlamda inkılaplar diyoruz. İşte
toplumu, sosyal yaşamını, eğitimle ilgili değiştiren şeyler. Hukuk alanında inkılaplardır, işte medeni kanun kabul edilmesinden diğer kanunlara kadar hukukta yenilenme diye böyle ne yaptık? Kendileri sınıflandırmış oluyoruz. 1930'ların sonu, 40'ların sonu itibaren ne olmuştur? Toplum bunları benimsemiş, yeni bir kuşak ortaya çıkmış, devam etmiş, gitmiştir. Evet, ben Cumhuriyet'in ilanına tekrar dönmek istiyorum efendim. Atatürk'ün bir akşam efendiler yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz demesi nasıl olmuştur? Neden Cumhuriyet ilan edilmiştir efendim? Şimdi 1789 Fransız devrimine kadar tüm dünyada biz monarşi diyoruz genel anlamda. Monarşi derler daha öndedir. İşte başta bir kralın yani hanedanın bulunduğu meşruti monarşi diyoruz işte bir parlamentin olduğu rejimlerdir. Ama Fransız devriminden sonra yavaş yavaş artık monarşi rejimleri tüm dünyada değişmeye başlamıştır. Hatta Birinci Dünya Savaşı'nın tarihçiler monarşilerin sonu, saltanatların sonu olarak ne yapılır değerlendirirler. Sadece bizde Osmanlı saltanat değil, mesela Rusya'da da işte Çarlık Hanedan ortadan kalkmıştır. Aynı şekilde Almanya'da krallıktan cumhuriyete geçilmiştir. İşte Batı komşumuz mesela Yunanistan'da, Bulgaristan'da falan süreç içinde hanedan yönetimleri yerine cumhuriyet rejimine geçilmiştir. Biz de bunu yaptık, bu süreci yaşamış olduk. Kurtuluş Savaşı ile beraber saltanat, hanedan bu sistemle ortadan kalktı. Halkın kendi kendini yönetmesi dediğimiz cumhuriyet rejimi ya da demokrasi rejimi ne oldu? Türkiye'ye geldi. Hatta Atatürk'ün bu okuduğu kitaplar bölüm falan vardır. Bu savaştan devam ettiği yıllarda bu Fransız devriminin öncüleri vardır işte. Jean-Jacques Rousseau diye gelir, Montesquieu diye gelir. Bunların eserlerini okuduğu, notlar aldığı kaynaklarda geçer okuduğu kitaplarda. Yani savaş devam ederken aynı zamanda kafasında yeni bir rejimin de kurulması yavaş yavaş nedir? Oluşmuştur. Tabi bu sadece Atatürk değil, onun kuşağında da böyle bir düşünce vardır. Büyük ekseriyetinde artık hanedan sisteminden geçilip, vazgeçilip halkın kendi kendini yönettiği üniter yapıya sahip, tek bir kimliğin hakim olduğu bir devlet sistemine geçiş vardır. Bu da ne olmuş? Savaşla beraber hem hanedanın yıkılması hem devletin sonu hem de yeni devleti kurma şeklinde bizde şekillenmiştir. Yani bu bir süreçti. Dışında kalmak mümkün değildi. Evet. Çünkü akışı geri çeviremeyiz. Yakın arkadaşlarından bile itiraz edenler olmuştur. Mutlaka. Değil mi? Mesela işte Kurtuluş Savaşı'na bir ekip olarak başlanır ama bir müddet sonra yavaş yavaş ayrılıklar da başlar. Bilhassa saltanatın kaldırılma sürecinde mesela Rauf Bey'in falan muhalefeti vardır. Refet Belen'in, Ali Fuat Cebesi'nin muhalefet olduğu kayıtlarda geçer, kaynaklarda. Ama hani su akar yolunu bulur hesabı bir şekilde Cumhuriyet ne olmuş ilan edilmiştir. Sonraki yıllarda mesela Rauf Orbay'ın falan anılarına bakan ya da Refet Belen ya da Ali Fuat Paşa'nın Mustafa Kemal haklıydı derler. Evet. Onun yaptığı doğruydu. Olması gereken de buydu derler. Yani doğru su akar yolunu bulmuş, saltanat olmuş, lave edilmiş Cumhuriyet yeni bir rejime geçilmiştir. Evet. 1938'e gelirsek efendim. Evet. 1938'de atamızı kaybettiğimiz yıl Türkiye için nelerin değişimi olmuştur efendim? Ülke nasıl karşılamıştır? Tabii büyük bir üzüntü ama bir atanın yokluğu ülkede bir boşluk yaratmış mıdır? Şimdi o dönemdeki mesela hatıratlara falan bakıyoruz. İnsanlar hakikaten üzülmüşler. Çünkü devleti kuran, savaşı yöneten, dünyada örnek gösterilen, saygı duyulan bir liderdir Atatürk o dönemde. Onun ölümü işte toplumu sarsmış, derinden sarsmış. O dönem mesela cenaze töreni fotoğraflarına bakın. Hemen herkesin üzüldüğünü, ağladığını görürsünüz. Hatta bir yerde okumuştum. Atatürk ölümünü duyduğumuz zaman sanki evimizden bir kişi ölmüş gibi üzülmüştük diyor. Kişi hatıra sanatan. Bütün toplumda bu üzüntü olmuş. Ama boşluk olmuş mudur? Olmamıştır. Çünkü zaten rejim, sistem rayına oturmuştur. İsmet İnönü ikinci Cumhurbaşkanı seçilerek ne yapmıştır? Sistem bir şekilde devam etmiştir. Hatta İkinci Dünya Savaşı gibi sürecinde bile Türkiye sağlıklı bir şekilde atlatabilmiştir. Yani herhangi bir boşluk, işte geriye dönüş, devletin dağılması, kurumların dağılması bir durum ortaya çıkmamıştır. Bu da Cumhuriyet'in ne kadar sağlam temeller üzerine atıldığının bir göstergesidir. Evet, ben tekrar müdürümüze dönmek istiyorum. Evet, efendim tabii Atatürk sadece kazanımın, başarının savaşta olmayacağını, evet savaşta başardık ama bir de akılla da eğitim başarmalıyız konusu var, demiştir. Tabii. Evet, bu konuda neler katkı Şimdi 1921 olur? Yılında Sakarya savaşlarının olduğu dönemlerde Ankara'da Maarif Kongresi yapılmış.
Tabii etraftaki kişiler Atatürk'e acaba Sayın Paşam Maarif Kongresi'ni iptal mi etsek, yapmasak mı bu zor günlerde, savaş günlerinde diye söylediklerinde Atatürk bilhassa yapılmasını istemiş. Milli Eğitim Kongresi diğer adıyla. Ve hatta bu kongrede de yani söz almış ve açılış konuşmasında yapmıştır. Yani eğitime de çok önem vermişti. Bir de Atatürk'ün bir sözü var. Silahla kazandığımız bu başarıyı kalemle de eğitimle de daha ileriye götürmemiz lazım diye özel bir sözü de var. Yani burada Atatürk eğitime de çok büyük önem veriyormuş. Evet, eğitim deyince ben tabii günümüzün eğitimine gelmek istiyorum efendim. Evet. Eğitim hakikaten önemli. Sadece okulda değil, ailede önemli. Ailede verilen eğitim aynı zamanda insanın geleceğini, yaşamını belirleyecek olan öğretmenler var. Öğretmenlerimizin evet. verdiği eğitim. Afyon Lisesi deyince Atatürk'ün ziyaret ettiği okulda eğitim nasıl efendim? Yani eğitim Afyon Lisesi'nde gayet çok iyi. Şimdi Türkiye'de aslında eğitimimiz güzel şu anda. Daha da güzele doğru gidiyoruz. Çünkü sadece dersler değil, matematik kavramını, fizik, kimya, biyolojiyi öğretmek değil. Biz eğitim, öğretim farklı. Eğitim anlamında da öğrenciye sosyalleşmeyi, saygıyı, sevgiyi, bunları öğretmeye çalışıyoruz. Değerlerimizi öğretmeye çalışıyoruz. Bu sadece Afyon Lisesi ile kısıtlamayalım. Bunu diğer tüm okullarımız da yapıyorlar, öğretmenlerimiz de yapıyorlar. Mesela okulumuza eski mezunlarımız geliyor. Evet. Sayın Bakanımız geldi, Profesör Doktor Veysel Eroğlu. Diğer eski mezunlarımız geliyorlar. Bunlarla konuşuyorum ben. Okuldaki anılarını anlatıyorlar gelen ziyaretçilerimiz. Mesela bir İban Ağa diye bir öğretmenimiz vardı, hiç unutulmuyor. Yani herkes ondan bahsediyor. Veya işte geçen zamanlarda rahmetli olan Mehmet Seçkin hocamız anlatılıyor. Allah rahmet Bunları birçok öğretmenlerimiz var. Demek ki öğretmenler öğrencinin hayatında farklı bir yer ediniyor. Yıllar yıllar geçiyor. Yine İban Ağa diyorlar. Tüm gelen 1960-70 yıllarında okuyanlar, 55-60 yıllarında okuyanlar hep İBAN'a vardı. Şöyle yaptı matematik dersinde, şöyleydi. Demek ki öğretmen öğrencinin de fazla yeri diyor hayatında. Şu anda da öyle. Yani benim şu anda okulumda 53 öğretmen var. Bu 53 öğretmen tüm öğrencilerimizin kalbinde, gönlünde eminim çok önemli yerler ediyorlar. Bir de Afyon Lisesi'nde eğitim nasıl dediğinizde ben şöyle örnekle bunu basit bir şekilde anlatabilirim. Şimdi 10 Kasım provalarını yapıyoruz veya başka bir sosyal etkinlik yapıyoruz. Öğrencilerimiz derslerden geri kalmamak için etkinliklere, gezilere, sosyal kültürel faaliyetlere katılmak istemiyorlar. Evet. Bu bence eğitimi anlatıyor. Yani öğrenci derste şu konuyu kaçırırım hocam ben derse girmeliyim diyor. Etkinliği okul çıkışında yapmaya çalışıyoruz biz de. Okul çıkışında provalar yapıyoruz. İşte ne bileyim yeni bir proje yaptık. Hayvanları kazalarda ilk yardım, kurtarma nasıl yapılabilir? Bunun tabii bekliyoruz sonucunu. Kabul olursa çok güzel bir proje. Mesela bu projeye katılım sağlaması için öğrencinin derslerini alamıyoruz. Çünkü dersler çok önemli geliyor. Bu da eğitimi anlatıyor bence. Öğrencilerimiz gerçekten gayet başarılılar. Sosyal faaliyetlerde çok başarılılar. Bir de 10 Kasım haftasının olması nedeniyle biz Anıtkabir'e ve Ankara'ya meclise 16 Kasım'da yani bunun 6 gün sonra bir gezimiz var. Öğrencilerimizle birlikte gidiyoruz, öğretmenlerimizle. Bunu da öğrencilerimize duyurmak isterim. Evet, yani bunun da katılımımızı yüksek. Verelim. Tabii tabii Ankara'ya da gezimiz var. Anıtkabir'i de gezeceğiz, ziyaret edeceğiz. Evet, az önce söylediğiniz her öğretmenin mutlaka bir lakabı vardı. Bizim yani, zamanımızda evet, da öyleydi. İban Ağa lakabı birisi. Evet, Limon örneğin. Herodot, Tüysül, birlikte aynı evet, yakın dönemde Lefki, okuduk. Cabbar, Herodot, evet. Cabbar, Allah uzun ömür versin. İzmir'de yaşıyor şu anda Abdurk evet. hocamız. Hocam sizin lakabınız ne? Benim bir lakabım yok herhalde, bilmiyorum. Onu ben yani. Şeye sorayım, Ramazan hocama yani sorayım. Yani öğrenciler daha iyi bilir ama bir lakabım yok herhalde. Evet.
Yani bu dönemde bir lakap yok herhalde. Yani var mı? Vardır bilmiyorum. Mutlaka da. Biz öğrenci ben onu öğrendikten için. Sonra sizlerle paylaşayım. Mutlaka tamam, siz olur, de biliyorsunuz seviniriz. Da. Biz de öğrenelim yani nedir ne evet. Diyor öğrenci bizler için. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, hocam size dönmek istiyorum. 5 dakikamız var. Bu süreyi değerlendirelim. Evet, gençlerimizin tarihe ilgisi, Cumhuriyet tarihine ilgisi nasıl hocam? Sadece bir derste geçilmesi gereken bir ders, not alınması gereken bir ders mi olarak mı görülüyor? Nasıl görülüyor? Çocuklarımızın tarihe ilgisi şöyle diyeyim. Son zamanlarda bu tarihi anlatan filmler oldu. Bu filmler ister istemez çocuklarda bir tarihe merak uyandırdı. Mesela TRT1'de yayınlanan işte Osmanlı Devleti'nin ilgili film. İster istemez o döneme ait romanlar okunması, kitaplar okunması çocuklar o döneme ait ilgi arttırdı. Aynı şekilde bu dönemde romanlar mesela çok yaygınlaştı. Ben bunlara bakarak çocukların tarihe, yakın tarihe merak olduğunu düşünüyorum. Öğrencilerimiz çoğu hani tarih dersini üniversite sınavına birkaç soru çözmek için değil de öğrenmek için öğreniyorlar. Romanlar okuyorlar, yardımcı kaynaklar, kitaplar okuyorlar falan. Sorular soruyor, ilginç sorular. Yani çocuklarımızın tarih dersine, tarihe merakı iyi. Hani kitaplarınızda biraz da böyle görsel olsa, renkli olsa daha da güzel olacak. Öyle bir şeyimiz de var. Evet, ben özür dilerim müdürüm unuttum da. Buyurun. Sizin yaptığınız aynı zamanda ulusal kanallarda da yayınlanan bir gösterisi vardı. Kapaklarla öğrencilerimizin yaptığı gösteri. Bardaklarla. Bardaklarla. Evet. Bunu biraz anlatır mısınız efendim? Bu evet, fikir yani nereden bir, ortaya çıktı? Yani nasıl bir projeydi. Biz Afyon'un, öncelikle Afyon Lisesi'nin tanıtımı ile ilgili bir proje yapalım istedim. Müzik öğretmenlerimizle görüştük. Bunu tabii değerlendirirken sadece Afyon Lisesi ile kalmasın bu. Afyon ilimizi de tanıtalım. Afyon Karahisar'ımızı da tüm Türkiye'ye ulusal kanallarda tanıtalım. Güzel bir etkinlik yapabilirsek diye düşündük. Ve öğretmenlerimizden Cup Song isminde bardakla ritim tutma anlamında bir proje ortaya çıktı. Yoğun gayretlerle öğretmenlerimizin, öğrencilerimizin ve destekleriyle bize drone çekimleri ve müzik stüdyoda çekimleriyle öğrencimiz Uzun Önce Bir Yoldayım müziğini 220 öğrenciyle birlikte Afyon ilini tanıtacak şekilde hem Afyon Lisesi bahçesinde hem Kocatepe'de, bizim tarihimizde önemli bir yer var Afyon için, Kocatepe'nin. Afyon Karahisar Kalesi'nde büyük müzik aletleriyle çıktı çocuklarımız, öğretmenlerimiz orada. Ve aynı zamanda da Afyon Karahisar Belediye'mizin ve Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu Beyefendi'nin de büyük katkılarıyla yapılan Akarçay'ın kenarında, hatta Afyon'da denizin olduğunu ispatlarcasına geminin yanında bu bardakla şovumuzu yaptık. Uzunca bir yoldayım öğrencimiz söyledi ve harika bir müzik ve proje oldu. Bu da ulusal kanalların tamamında hemen hemen yayınlandı. Biz de mutlu olduk. Katkı yaptık diye düşünüyorum Afyon ilinin tanıtımına. Evet, programı kapatacağım efendim son 2 dakika. Ben sizlerden son sözlerinizi alayım efendim. Yani bu bölümü kapatacağım. Yayınımız devam edecek. Öğretmenlerimiz gelecek. Siz ayrılacaksınız. Ben öncelikle evet. Unutmadan ev sahipliğiniz için şimdiden teşekkür edeyim. Kapanışta siz olmayacaksınız. Bu teşekkürü de yapmış olayım efendim. Evet, ben de sizlere, Kanal 3 ailesine teşekkür ediyorum. Böyle bir programda hem Afyon Lisesi'ni hem de Afyon'umuzu ön plana çıkardığınız için ve bu 10 Kasım günü Atatürk'ü anma programımızda, etkinliğimizde de bizlere söz hakkı verdiğiniz teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum önce. Çok teşekkür ederim. Evet hocam, tarihini bilen gençler yetiştiriyorsunuz, yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Ben bu konuda sizlere tekrar teşekkür etmek istiyorum. Sizler neler söylersiniz efendim, sizler ayrılacaksınız bu bölümde. Şimdi Atatürk nutku gençliğe hitabıyla bir tamamlamıştır. Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiştir. Gençlerimizden bu emanete sahip çıkmalarını istiyoruz. Temennimiz budur. Evet. Teşekkür ediyoruz. Evet, ben de çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, programımızın birinci bölümünü kapatacağız. İkinci bölümde öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz olacak. Akabinde de, son bölümde de güzel bir gösterili olacak. Atamızı layık olduğu şekilde anmaya devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası, reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Evet efendim, 10 Kasım özel yayınımız devam ediyor.
İrfan Yuvası'nda Afyon Lisesi'ndeyiz. Bu bölümde de okulumuzun çok değerli öğretmen ve öğrencileri var. Kendileriyle hem sohbet edeceğiz, Atatürk'ümüzü konuşacağız. Onlar için ne ifade ediyor anlatacaklar. Evet, ben hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Afyon Lisesi Müzik Öğretmeni Özge Çağlar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, isterseniz oradan anlatarak gelelim efendim. Özge Çağlar kimdir? Evet, Afyon Lisesi Müzik Öğretmeniyim. Konya Güzel Sanatlar Lisesi'nden mezun olduktan sonra Selçuk Üniversitesi Müzik Öğretmenliğini bitirdim. İlk atama yerim Antalya, daha sonra da eş durumundan Afyon'a geldim. Daha önce hiç böyle köklü bir okulda çalışmamıştım. Burada çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Okulumuzda iki tane müzik odamız var, konferans salonumuz var, bütün müzik enstrümanlarımız var. Bunun sonunda da tabii bütün etkinliklerimizi dolu dolu öğrencilerimizle birlikte gerçekleştirebiliyoruz. Evet, hakikaten Afyon Lisesi sadece ders anlamında değil, eğitim ve öğretim anlamında ikisini birlikte yürüten köklü kurumlarımızdan bir tanesi. Evet, ilk bölümde de ben ifade etmiştim efendim, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 2 Mart 1931 yılında Afyon ziyaretinde, şimdiki Rıza Çerçel Kültür Merkezi'ndeyken o bölümde cezaevini ziyaret eder. Cezaevinin dönüşünde de öğrencilerin oluşturduğu, okul müdürlerinin yönlendirmesiyle öğrencilerin oluşturduğu bir koridora ister istemez girmek zorunda kalır. Bu koridor nereye gidiyor der Atatürk. Aldığı yanıt efendim İrfan Yuvası'na gidiyor derler. Gidelim bakalım İrfan Yuvası'na der. Ve 1931 yılında vefatından tam 7 yıl önce Afyon Lisesi'ni ziyaret etmiştir. Bu Afyon Lisesi'nin 125 yıllık tarihi içerisinde önemli bir ziyarettir efendim. Evet, ikinci konuğum ise yine Afyon Lisesi öğrencilerinden Doğukan Ece. Evet, şimdi bu kardeşimi tanıyalım. Evet, Doğukan Ece kimdir? Adım Doğukan, soyadım Ece. Afyon Lisesi öğrencisiyim. 11E sınıfındayım. 125 yıllık bir okulda öğrenciyim. Öğrencilik hayatıma devam ediyorum. Okulumuzda genelde etkinlikler çok fazla oluyor ve biz bu etkinliklere katılmaktan zevk alıyoruz. Atatürk'ün vefatında, 81. yılın vefatında da sevgi saygıyla anmak için bir projemiz var. Evet, ondan az sonra bahsedeceğiz. Ve az sonra 3. bölümde de sizin güzel bir koro çalışmanız var. Onu da hep birlikte izleyicilerimizle beraber izleyeceğiz. Afyonlu musunuz? Yok, değilim. Neresi? Antalyalıyım ben. Antalyalısın. Hocamız Antalya'dan geldi. Sen Antalyalısın. Evet. Torpil oluyor mu notlarda? Yanlışırız ama torpil yok maalesef. Peki, peki. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, bir diğer önce öğrenci kardeşim ise İrem Filiz. Yine Afyon Lisesi kaçıncı sınıf? 11G sınıfındayım, 11. sınıf öğrencisiyim. Evet, seni tanıyalım istersen. Adım İrem, soyadım Filiz. 11. sınıf öğrencisiyim Afyon Lisesi'nde. Ben Afyon'a lisede geldim. Ordu'daydık, biz Ordulu olduğumuz için. Daha sonra evet, babamın mesleğinden dolayı buraya geldik. Afyon Lisesi'ni kazandığımda böyle köklü bir okula geldiğim için değişik hissetmiştim. Hani nasıl olacağını bilemedim ilk başta. Daha sonra mutlu oldum bu şekilde. Evet, tabii az sonra döneceğiz. Evet, yine Afyon Lisesi'nin çok değerli bir müzik öğretmeni Ayşen Ersöz. Efendim, sizler de hoş geldiniz. Sizleri tanıyalım. Mikrofonu lütfen. Evet. Ayşen Ersöz. Afyonlu musunuz? Afyonlu değilim, Akhisarlıyım. Evet. Afyon Lisesi'nin müzik öğretmeniyim. Afyon Lisesi'nde çalışmaktan gerçekten gurur duyuyorum. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı bölümünden mezun oldum. Benim de ilk atama yerim Muş. Çok güzel. Yani Türkiye'nin her yerinde çalışabiliriz. Gurur evet, duyuyorum. Tabii. Onu da öğretmen olmaktan. Evet, Türk bayrağının dalgalandığı her yerde aynen görev öyle yapmak kutsaldır. Aynen öyle, kesinlikle öyle. Evet,
Hocam isterseniz sizinle devam edelim. Bir turu da böyle yapalım. Evet, atamızın kaybedeli tam 81 yıl oldu. Atatürk'ün kurduğu cumhuriyette öğretmen yapıyorsunuz, öğretmenlik yapıyorsunuz. Bu sizin için neler ifade ediyor efendim? Tabii pek çok şey devrimler, örneğin seçme ve seçilme hakkı gibi. Kesinlikle. Evet, bu konularda sizlerin görüşlerini rica edeyim. Öncelikle atamıza herhalde bir bayan olarak bunu borçluyum. Çünkü özgürce, hür bir şekilde konuşabiliyoruz. Cumhuriyet olmasaydı nasıl bir öğretmen olurdun efendim? Tabii. Olabilir miydim hani? Evet. Daha doğrusu öğretmen olabilir miydin? Aynen. Aynen öyle. Evet. Afyon Lisesi hakkında neler söylersin efendim? Afyon Lisesi tarihi bir lisemiz. Atamızın ziyaret ettiği, önem verdiği okullarımızdan bir tanesi. Tabii Cumhuriyet eğitimi, Cumhuriyet gençlerini yetiştiriyorsunuz. Yanınızda da iki tane pırıl pırıl öğrenciniz var. Bu sizler için ne ifade ediyor efendim? Ya öncelikle onlar çok bilinçli gerçekten. Ya atamızın izinden gittiğimizi düşünüyorum. Özgüveni yüksek. Özgüveni yüksek, evet. Özgüveni yüksek bir nesil var. Yani kendi adımıza söyleyeyim, en azından öğrencilerimiz o şekilde. Afyon Lisesi benim için hani çok önemliydi. Az önce onu sordunuz. Ben stajımı Beşiktaş Anadolu Lisesi'nde yapmıştım ve hayran kalmıştım. Evet. Tarihine falan. Afyon'da olduğum için tek oradan sonra düşünebileceğim, hayal edebileceğim yer Afyon Lisesi'ydi. Ve Allah nasip etti. Öğretmenlik yapıyoruz. Öğretmenlik yapıyoruz, evet. Ve atamızın yolundan ona ait ne kadar anlatabileceğimiz, onu anlatamayız ama artık dilimizin döndüğünce yeni nesile onu anlatacağız, aktaracağız, evet, yaptıklarını. Aslında bugün yani bir gözyaşı, yas tutma günü değil. Yani bugünün anlamı atamızın, kesinlikle, devrimlerine, ilkelerine sahip çıkabilmek. Evet. Cumhuriyeti sağlam temeller üzerine oturtabilmek, oturmuş temelleri uygar ülkeler seviyesine eriştirebilmek. Kesinlikle. Tabii Atatürk'ün önem verdiği bir şey de müzikti. Atatürk ve müzik. Evet. Siz de bir müzik öğretmenisiniz. Üstelik bayansınız. Atamız ve müzik hakkında ne söylersiniz efendim? Atamız her konuda öngörülü olduğu için sanata da ayrı bir düşkünlüğü vardı. Ve bu yolda bize çok şey açtı. Sanat adına, musiki adına. Evet. Onun da ilerliyoruz. Musikisiz de olmaz. Hı-hı. Demin az önce, evet, söylediniz. Özgüveni yüksek, evet, gençlerimiz var dediniz. Ben hemen İrem'e dönmek istiyorum. Tabii Atatürk'ü tanımak demek, onun ilkelerini bilmek demek, devrimlerini bilmek demek. Bu konuda sizlerin düşüncesi nedir? Biz ilkokuldan beri, hatta ben anaokulundan beri diyeyim, o zamandan beri bize gösterilen büyük önder Gazi Mustafa Kemal, baş öğretmen Atatürk, bize yaşamı, devrimleri, ilkeleri, bunlar anlatılıyor ve biz bunları benimsemeye çalışıyoruz. Gerçekten bu konuda başarılı olduğumuzu düşünüyorum Atatürk'ün izinde giden gençler olarak. Ve Atatürk'ün devrimleri olmasaydı ben de bir kız öğrenci olarak şu an burada olabileceğimi düşünmüyorum. Bu şekilde. Evet, sohbet arasında öğretmenlerin senin odanda bir Atatürk köşesinden bahsettiler. Biraz bunu bize anlatır mısın? Ben Atatürk'ün gerçekten örnek aldığım kişi olduğunu düşünüyorum. Yani idol diyeyim. Onun tam olarak fikirlerini ve devrimlerini kendime örnek alıyorum. Bu nedenle odamda onun bir köşesinin olmasını istiyorum. Çünkü çok önemsiyorum Atatürk'ü ve görüşlerini. Evet. Bu nedenle bulduğum her fotoğrafını koyduğum duvarda bir köşem var. Bu şekilde. Evet.
Ben sana sormak isterim. Mesela Atatürk'ün pek çok devrimleri var. İşte harp devrimi, seçme seçilme gibi. Senin için en anlamlısı sence hangisidir? Tabii hiçbirini birbirinden ayırt etmek mümkün değil ama... Tabii ki hepsinin her konu için ülkeyi ilerletmek adına daha doğrusu Atatürk'ün düşünerek, en ince ayrıntısına kadar düşünerek yaptığı devrimler bunlar. Hepsinin ayrı bir önemi var o yüzden benim için. Ama en önemlisi sanırım kadınlara çok önem verdiği Türk kadınları omuzlar üzerinde olmaya layıktır diyor zaten. Kadınlara seçme seçilme hakkı verilmesi ve zaten atamız en erken seçme seçilme hakkını verildiği yerlerden biri Türkiye Cumhuriyeti. Bu da Atatürk sayesinde olmuş zaten. Evet, tabii seçme seçilme hakkı verildi ama baktığımız zaman mecliste olsun, diğer belediye meclisinde olsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olsun hala da kadınlarımız azınlıkta. Bu konuda neler yapılmalı? Ben bu konuda hala tam olarak ilerlenilmediğini düşündüğüm için biz Atatürk gençlerinin bunu yapacağını düşünüyorum. Ben bir Türk genci olarak ileride mecliste olsun veya herhangi bir yerde olsun erkeklerin çoğunlukta olması da değil en azından eşit olarak bu şekilde devam etmesini sağlamak için elimden geleni yapacağım. Şu anda zaten elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Öğrenci olarak derslerimize çalışmak olsun, Atatürk'ü anlamak olsun bir şekilde. Evet, ne olmak istiyorsun? Ben savcı olmak istiyorum. Savcı olmak. Neden? Evet. Çok ilginç. Çünkü... Yani genelde %90 öğretmen olacağım derler değil mi hocam? Evet. Ben yaklaşık 6. sınıftan bu yana hukuk okumak istiyorum ve 2,5 senedir falan da hukuktan sonra zaten bir süre avukatlık yapmam gerekiyor. Daha sonra sınavlara girip savcı olmaya karar verdim. İlgimi çekti yani hukuk ve ailende savcılık. Ailende var mıdır? Hayır. Yok. Yok. Hukuk alanında kimse yok. Evet. İnşallah. Dileğin gerçekleşir. İnşallah. Ben de gerçekleşeceğine yürekten inanıyorum. Böyle güzel bir okulda, köklü bir okulda eğitim aldıktan sonra başarılmayacak şey yok. Bu okul cumhurbaşkanları, başbakanlar, genelkurmay başkanları, sanatçılar yetiştirmiş köklü bir okul. Evet. Ben hemen Ece'ye dönmek istiyorum. Ece deyince benim kızımın adı Ece. Ben de soyadını önce söyledim. Doğukan Ece. Evet. Evet, Doğukan, aynı şeyleri sana sormak isterim. Atatürk senin için ne ifade eder? Atatürk benim için ilk önce bir cumhuriyetin kurucusundan ziyade bir devrim adamı ve bilim adamı öncesinde. Gerek öğretmenlere, sanatçılara, sporculara verdiği değer benim çok hoşuma gidiyor ve ben ona örnek alıyorum. Ve kendim de siyasetçi olmak istiyorum. İlginç. Sebep? Atatürk benim için ifade etmesi, yani bunu anlatan kelimelere sığdıramam. Çünkü evet. Ben bir Türk genciyim ve ilkokuldan, alemden bana aşılanmış bir şey bu. Bu sebeple de Atatürk benim için çok büyük bir şey ifade ediyor. Ailende siyasetçi var? Yok. Yani aslında çok çok eskiden bir belediye başkanı var. Cumhuriyet evet. Döneminden. Deden mi? Dedenin? Dedemin dedesi. Evet, evet. Güzel. Öğretmenlerin yine bana bir tiyo verdi. Senin bir sanırım bir albümün var. Atatürk albümün. İstersen biraz ondan bahsedelim. Evet, bir albümüm var. 3000 fotoğraflık. Yani 3000'e yakın fotoğraflı albüm var. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı Rıza Pehlevi'nin ziyaretlerinden gelen fotoğraflar. 6. Edward'ın ziyaretlerinden gelen fotoğraflar ya da kızı Ülkü ile beraber çok bilmedik fotoğraflarını toplamaya çalıştım genelde. Arşivlerden, vakıflardan, düşünce vakıflarından, Atatürkçü düşünce vakıflarından ve birçok yerden kestim ve topladım. Çünkü Atatürk benim için önemli bir yer ifade ediyor ve tarih sonuç olarak. Tarihimizi çok seviyorum. Yani tarihi çok seviyorum. Bu nedenle Atatürk'e de çok değer veriyorum. Evet, Anıtkabir'i ziyaret ettin mi? Maalesef daha edemedim. Evet, buradan okul müdürümüze bu mesaj olsun. görmeyen öğrencilerimizi Anıtkabir'i mutlaka görmesi gerekir diyelim. Evet, ben hemen değerli öğretmenimiz Özge Çağlar'a dönmek istiyorum. Efendim, tabii siz de Ayşen Hocam gibi köklü bir okulda görev yapıyorsunuz. Atatürk'ün ilkelerini anlatıyorsunuz.
bu sadece inkılap tarihi ya da cumhuriyet tarihiyle anlatılmıyor. Müzikle de anlatılıyor. Evet hocam, sizler için neler ifade ediyor? Evet, öncelikle ölümünün 81. yılında Afyon Lisesi'nde atamızı büyük bir özlemle anıyoruz. Atatürk'ün Türk müziğine olan düşkünlüğünü tarihi bilgilerimizden çok net bir şekilde biliyoruz. Atatürk büyük savaş toplantıları öncesinde, sonrasında, sırasında çok sevdiği Türk müziği enstrümanlarını, çok sevdiği Türk müziği ses sanatçılarını mutlaka yerlerinde istiyordu toplantı sıralarında. Onlardan istediği, bugün günümüze de bize de gelen tarihi bilgilerde birkaç türkü var. Gerek tabii yöresinin, Selanik'in türküleri, gerek diğer halk müziği türkülerini çok seviyormuş kendisi. Bunlardan işte bize gelenler Bülbülüm Altın Kafes'te, Ah Bir Ateş Ver, Manastır Türküsü, Bardar Ovası Türküsü. Manastır türküsünün mesela bir hikayesinde Bandırma'da bir yanındaki o arkadaşlarından birinin ufacık bu türküyü seslendiği gelir tarihi bilgilerinde. Manastırın ortasında diye kendi içinde bir arkadaşından birinin söylediğini duyar. Gider ve yanına oturur, hayırdır der, memleketimizi mi özledin? Evet paşam, memleketimizi özledim ama der, burada sizinle birlikte olmak ayrı gurur verici der. Çok sevdiği bu türküyü daha sonraki zamanlarda da o halk müziği icra etinden mutlaka ister toplantılarında. Yine aynı şekilde Bülbülüm Altın Kafes'te türküsüyle birlikte, türkünün hikayesiyle birlikte istermiş çok sevdiği sanatçılardan. Türk halk müziğine çok önem veren bir isim ama bütün dallarda olduğu gibi batıya yüzünü dönüp olumlu olanları getirip kendi halkımıza, kendi kültürümüze de uyarlamayı düşünen, seven bir isim olduğu için Cumhuriyet'in ilan edilmesinden sonra der ki evet Cumhuriyet'i biz ilan ettik, bizim çok güzel bir kültürümüz var ama ilerlemeliyiz. Hep bir adım öteye, bir adım öteye. Bugün bizim Türk beşleri olarak adlandırdığımız beş ismi dünyanın farklı ülkelerine gönderirler. İki yıl şartları vardır yalnız. Giderler iki yıl boyunca Batı'nın armonisini, işte teorik bilgilerini öğrenirler. Ve ülkelerine geldiklerinde belediye konservatuarları, İl konservatuarları, işte Gazi Eğitim Enstitüsü, bunlar hep Cumhuriyet'in ilanından sonra Türk beşlilerinin yurt dışından da gelip eğitim aldıktan sonra kurulmuş güzel, günümüze kadar ulaşan müzik eğitim veren kurumlardır. Buradan da anlaşıldığı üzere evet savaştan çıkmış bir millet ama kesinlikle müziğin, sanatın, sporun bir sonraki aşamaya alınmadığı bir zamanmış. Bunu da atamıza borçluyuz ki sanat hiçbir zaman geride değil onun için. Hep bir adım öndeymiş. Ki zaten sözünü de biliyoruz, sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Evet. Bu yönde de tabii biz çocuklara anlatıyoruz. Türk beşlerini anlatıyoruz, gidip evet yurt dışında eğitim almışlar ama bizim kendi ezgilerimizi, halk müziğimize uyarlamışlar. Daha çok üstüne koyulmuş, enstrümanlar zenginleştirilmiş. Biz de burada bunu yapmaya çalışıyoruz. Sizin de izleyeceğiniz gibi öğrencilerimizin içlerinde halk müziği enstrümanları da var. Bağlamamız da vardı, udumuz da vardı ama batıdan gelen enstrümanlarımız da vardı. Piyanomuz da vardı, yan flütümüz de vardı, kemanımız da vardı. Hep birlikte
Türkiye Cumhuriyeti nasıl hep birlikte tek yürek, tek ses olabiliyorsak, biz Afyon Lisesi'nde de gerek orkestra çalışmalarımızda, gerek koro çalışmalarımızda da bu şekilde hepsine, atamızın izinde hepsine yer veriyoruz. Evet, aynı zamanda günlerdir de bugün için koro çalışmalarıyla ilgili, evet, hazırlanıyorsunuz. Öğrencilerimizin bu korodan, yani bu etkinlikten anladığı nedir efendim? Yani işte sen katılacaksın mı? Yoksa bir işten arzuyla mı geliyor öğrencilerimiz? Aynen, aslında Doğukan da böyle güzel bir örnek. Kendi fotoğraf arşivini mesela biz etkinliklerimizde kullanıyoruz. O onun içinden gelen bir duygu. Şimdi şöyle, atamızın sevdiği türküleri biz zaten hani her zaman sadece biraz önce de söylediğiniz gibi 10 Kasım demek bir matem değildir. Onun fikirlerini, ilkelerini, inkılaplarını devam ettirip yeni nesillere aktardığımız gündür. Bugün ağlama günü değil, onun yolundan gitme günüdür. Biz de onun sevdiği türküleri, 4 tane türkü belirledik kendimiz. Aslında daha tabii ki çok var. Koromuza uygun, hani ses aralıklarına uygun bir şekilde belirledik. Enstrüman çalan öğrencilerimizi ayrı çalıştırdık. Koromuzu ayrı çalıştırdık. Sonunda da hepsini birlikte bir bütün halinde çalıştırdık. Çocuklar çok büyük bir zevkle geliyorlar. O sanatın onların üzerindeki o rahatlamasını, ruh halini, pozitif enerjisini çok güzel hissediyor Afyon Lisesi öğrencileri. Çok büyük böyle keyifle geliyorlar. Bütün etkinliklerde yer almak istiyorlar. Çünkü amacımız o. Bizim dallarda not değil. Biz sanatı sevsinler, sporu sevsinler ve bu bir yaşam biçimi olsun. Evet. Tıpkı Atatürk'ün nasıl ki o yüzen fotoğraflarını mesela görüyoruz değil mi? Ya da o toplantılar arasındaki Türk müziği fotoğrafları görüyoruz. Ya da Zeybek oynadığı fotoğrafları görüyoruz. Bunu da istiyoruz Afyon Lisesi'ndeki öğrencilerden. Bu onların içlerine işlesin ve bunu bir yaşam biçimi haline getirsinler. Sanat ve spor hep olsun hayatlarında. Evet, evet efendim, çok teşekkür ediyoruz. Son bir dakika içerisindeyiz. Süremiz biraz daha olsaydı Ayşen öğretmenimizin güzel bir sesinden bir eser dinleyecektik. Heyecan da gitti ama inşallah bir dahaki programda sesini dinleyelim efendim, sizin sesinizi. Ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum efendim. Özge Çağlar, Ayşen Ersöz, katılımınızdan, katkınızdan dolayı. Evet, geleceğimiz olan gençlerimize de ben tekrar teşekkür ediyorum. İrem, Filiz ve Doğukan, Ece'ye sizler de katkılarınızla programımızı renklendirdiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra Afyon Lisesi'nin, Afyon Lisesi öğrencilerinin iki öğrencimiz Gülse Güngör Demirhan 9B sınıfından ve Büşra Çakır 12G sınıfından Atatürk'ü anlatan güzel bir şiirini dinledikten sonra koromuzda atamızın sevdiği 4 tane güzel eseri sizler için seslendirecekler. Reklamlar. Bir resim yap çocuğum. Bir portre. Paletinde mavi olsun. Deniz mavisi. Sonra bozkır sarısı. Çay yeşili, gül pembesi, süt beyazı. Bir resim yap çocuğum. Koy gözlerine Karadeniz'i, Marmara'yı, Ege'yi, Akdeniz'i. Bir resim yap çocuğum. Kondur alnına Konya Ovası'nı. Savrulsun başaklar bereket bereket. Ve çatık kaşlı Toroslar. Bölsün ovayı bir baştan bir başa.
Bir resim yap çocuğum. Pembe bir gülümseme dudaklarında. Özgürlük türküleri söyler. Aydınlık yarınları muştular gibi. Bir resim yap çocuğum. Tarlalar bir başka hazırlansın bahara. Yeşile kessin Anadolu bozkırı. Davul zurna sesi gelsin armanlardan. Bir türkü tuttursun delikanlılar. Kınalı parmaklarıyla halaylar çeksin kızlar. Bir resim yap çocuğum. Aydınlığı kovsun karanlıkları. Tutup ellerimden beni götürsün yarınlara. İçim umutla, mutlulukla, övünçle dolsun. Bir resim yap çocuğum. Yol göstersin Afrika'ya, Asya'ya. Yol göstersin dünyaya. Yok etsin tutsaklığı. Özgürlüğün sesi olsun. Bir resim yap çocuğum. Kilim dokur gibi motif motif. Dal dal, çiçek çiçek, ilmik ilmik. Atkısı özgürlük, çözgüsü uygarlık olsun. Bir resim yap çocuğum, bakmaya doyamadım. Bir resim yap çocuğum, bir resim. Adı Mustafa Kemal olsun. Kemal'i düşünüyorum. Yeleleri alevden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizleri. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında. Destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından dağ dağ ordular geliyor. Her askeri Mustafa Kemal gibi. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Gelmiş geçmiş bütün kahramanlara bedel. Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere. Al bir ata binmiş yalın kılıç. Koşuyor zaferden zafere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Ölmemiş bir Kasım sabahı. Yine bizimle beraber her yerde. Yaşıyor dört köşesinde vatanın. Yaşıyor damar damar yüreklerde. Mustafa Kemal'i düşünüyorum.
altın saçları dalgalanıyor rüzgarda. Mavi gözleri ışıl ışıl görüyorum. Uykularıma giriyor her gece, ellerinden öpüyorum. Uykularıma giriyor her gece, ellerinden öpüyorum. Thank you.
Fatih.